Bey, şimdi özellikle bunda bu baharat çeşitlerini kullandığımızda veya herhangi bir bitkiyi kullandığımızda alerji olma ihtimalimiz var mı? Alerji konusuna da hem değinecek olursak eğer, bunların hani bize zıt bir etkisi olabilir mi? Ya da alerji olduğumuzu nasıl anlarız? Neyin bize dokunduğunu örneğin. Alerji tetikleyen birçok faktör var. Alerji olan kişinin çeşit çeşit alerji türler var. Besin alerjisi var. Polen alerjisi var. Kıl, tüy gibi hayvanlardan kaynaklanan alerji var. Efendim akarlara karşı alerji var. Ayırt etmek çok zor değil Kurdeşen mi? dediğimiz kaşıntılı, kabarcıklı, ekseme gibi alerji var. Bazılarında da anjiyoödem dediğimiz alerji var. Anjiyoödem de O nedir? adamın dudağı böyle şişer, sarkar buraya. Öyle mi? Veya gözün kapağı şişer, gözü kapanır. Vücudun şişmesi bazı Bazı yerlerinde değil yerler mi? aniden şişebilir. Veya boğazı şişirse çok tehlikeli, Allah korusun. Yani nefes alamaz. Öyle mi? Ben Londra, Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas'ta yaşayan bir hanımefendi, Leyla Hanım, kurdeşene yakalanmış, kaşınıyor hatır hatır. Her şeyi denemiş, doktorlar kortizon, kortizon, ilaç, ilaç, ilaç. Sürekli kötüleşmiş, tansiyonu, kolesterolü vesaire vesaire, hormon Bulabiliyorlar alerjiden anormallikleri. olduğu Beni anlaşılmış aradı, mı? dedi ki ya tedavi edebilir misiniz, iyileştirebilir misiniz dedi. Dedim ki bilmiyorum, denememiz gerekir. Şimdi şu gördüğünüz lahana ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller. Bunlar gastrit, ülser, reflü, enterit gibi mide bağırsak rahatsızlığı olan hastaları lahanayı püre haline getirdikten sonra suyunu sıkıp hastaları tedavi etmişler. Çok güzel. Lahananın birleşiminde binden fazla etken madde var. Vitaminler, mineraller, amino asitler vesaire. Bizi ilgilendiren nedir? Lahananın birleşiminde çok özel bir şey var. O da nedir? Eskiden U vitamini deniyordu. Ülseri iyileştirdiği için. Sonra ulkus faktör dendi. Daha sonra Profesör Doktor Cherney yapmış olduğu araştırmalarda bunun çok hassas bir amino asit olduğunu ortaya çıkardı. Metilyonin sulfonyum bromit. Lahananın birleşimindeki bu etken madde midede gastrit, ülser ve reflüye sebep olan ve hatta ince bağırsakta 12 parmak bağırsağında iltihaplanmaya sebep olan bakteriye Helicobacter pyridinus. Bu bakteriyi yok eden en doğal, en sağlıklı, en faydalı madde bu lahananın içerisinde. Peki nasıl yiyeceğiz İbrahim Bey? Suyunu mu içeceğiz? Yemeğini mi yapacağız? Nasıl olacak? Şimdi bunu mesela bazıları diyor ki haşlayın suyunu için. Haşladığınız zaman amino asit bozulur, etkisi sıfır. Hani bütün vitamini suya geçiyor falan diye Kaynattığınız biliyoruz. zaman etkisi sıfır. Öyle mi? Etken madde yok oluyor. Tamam, zayıflatıcı özelliği var, başka başka özellikleri yine taşıyor. Fakat bakteriyi öldürmez. Bu nedenle biz bunu Amerika'dan özel bir makine getirttik. Özel bir sistemle ısınmadan, özel bir sistemle suyunu çıkarıyoruz. Bir, suyunu sadece lahana suyunu içerseniz uzun süre içtiğinizde, uzun süre içmek gerekir. 1,5-2 ay gastritten, ülsürden kurtulmak için. Guatr'a sebep olabilir. Yan tesiri de var. Öyle mi? Onun da yan etkisini ortadan kaldıracaksınız. Bunun yan etkisini ortadan kaldırmak için 17 yıl çalıştım. Özel bir formül geliştirdim. Bunu kullandığınızda ne yapıyor? Midede rahatsızlık kalmaz. Bir, alerjiyi önler. İki, alerjinin iki sebebi var. Bir, midedeki bakteri, alerjinin her türü. %20 midedeki bakteriden kaynaklanır. İki, %80 bağırsaktaki mantarlardan. Midedeki problemden dolayı alerji ortaya çıkıyorsa lahana suyu, bağırsaktaki problemden dolayı problem ortaya çıkıyorsa aloe vera. Bu aloe vera'nın da 400 çeşidi var. Aloe vera barbadensis. Aloe vera bu şifalı olanı. Kenarları hafif tırtıklı, üzeri beyaz benekli. Şöyle yaprağını kopardığımızda böyle sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde. Bunun birleşiminde binlerce etken madde var. Mesela pankreasın salgılamış olduğu lipaz amilaz, tripsin gibi enzimler çok 12 çeşit enzim içerir. 22 çeşit vitamin içerir. Evet, mineraller vesaire. Çok çok güzel. Fakat kişi bunu diyelim ki sürekli suyunu içti. İçebilir. Uzun süre içerse karnı davul gibi olur. İshal yapar.
yan etkisi var. Onun yani lahanada nasıl olduğu ayarlayacağız gibi. Peki? Ben bununla ilgili tam 19 yıl çalıştım. 1992 yılında başladım. Alman, Fransız, İtalyan, İspanyol, hatta Kızılderili bir dostum var. Kızılderili Şili'den. Hı hı. Ondan bir formül aldım. Taylandlı bir arkadaşım var, ondan formül. Çeşitli formüller denedim, başaramadım. 19 yıl. Dedim ki ben bunu başaramayayım, bıraktım. Sonunda Çeçenistan'dan bir Türk hekimi gelmişti, Fahrettin Bey. Hı hı. En ağır kanser hastalarını tedavi ediyor. 3. 4. devre. Nasıl iyileştiriyorsun dedim. Gel görüşelim dedi. Yanına gittim. Evine baktım. Evin içerisi, etrafı, bahçesi, her tarafı aloe vera. Dedim ben bununla çok çalıştım, başaramadım. Sen ne yapıyorsun bununla? Hı hı. Özelliği ne? Hı hı. Dedi ki bizde eski bir kitap var. Atadan, dededen, ebeden kalma. 2000 yıllık eski Göktürkçe yazılmış. Burada her şey var dedi. Türk tıbbı. Şimdi bakma millet bilmiyor. Neler iyi geliyor başka İbrahim Bey? Şimdi bunu özel bir formül. Biz ondan aldık, geliştirdik. Bunu kullandığınız zaman bağırsaktaki mantarı yok ediyor. Kişi kimyasal ilaç kullanırsa bağırsaklara mantar yerleşiyor. Antibiyotikler faydalı bakteri, zararlı bakteri yok ettiği gibi faydalı bakteri de yok ediyor. Bir tarafı iyileştirir, faydalı bakteriler azalırsa, faydalı bakteri azalırsa mantar çoğalır. Mantar çoğalırsa mantar zehirli gazlar üretiyor. Etan, metan, bütan gibi gazlar. Etil alkol, metil alkol, butil alkol bu zehirli alkoller. Bu zehirli gazlar ve zehirli alkoller bağırsakları yakıyor. Bağırsak kendini korumak için yağlanıyor, yağlanıyor. Yağlanırsa ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyor. Enzim oranı azalırsa histamin oranı çoğalır. Histamin oranı çoğalırsa alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları vesaire ortaya çıkar. İşte bu aloe vera ile ilgili binlerce klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalardan birini mesela Louis Pauling Enstitüsü yapmıştır. Louis Pauling Enstitüsü yapmış olduğu araştırmada aloe veranın bağırsaktaki mantarı yok ettiğini belgelemiştir. Böylece alerji yok ediyor. Mısır'da yapılan klinik araştırmada akneyi, sedefi iyileştirdiği belgelenmiştir. Çok güzel. Japonya'da yapılan klinik araştırmada antioksidan, anti-aging yani vücudu temizleyici, arıtıcı ve dinçleştirici, gençleştirici. Bu atom bombası atılan bir şehir var, Hiroşima. Burada Fushiyama Üniversitesi bununla ilgili klinik araştırması yapmıştır. Tayland'da yapılan klinik araştırmada ise şekere, diyabete karşı etkili olduğu belgelenmiş. Birçok araştırma var. Benim yazmış olduğum kitapta yüzlerce bundan bahsediyoruz ayrıntılı olarak. Evet. Alerjinin her türü tedavi iyileşebilir. Süreç önemli. Kronik mi, akut mu? Kimi 2 ayda iyileşir, kimi 4 ayda iyileşir. Ve genelde yaşam boyu bununla mücadele ediyor insanlar değil mi? Alerji ilaçları mesela benim annemde de var. Sürekli ilaç kullanmak durumunda kalıyor. Şimdi tabii ki çok hani çok... bir dönemi de yok. Ömür boyu bunu kullanmak hani zorundasın yani gibi bir şey oluyor. Riziko büyük. Kimyasal ilaç kullandıkça bünye yavaş yavaş yıpranıyor. Mesela bir beyefendi uzun süre kortizon kullanmış, kemikleri eritiyor. Rahmetli Bülent Ecevit'e uzun süre kortizon verdiler. Boyundan kuyruk sokumuna kadar kemiklerde zafiyet olduğu için merdiven dahi çıkamıyordu. Çelik korse giyiyordu. Yani şöyle diyebilir miyiz? Kimyasal şeylerin vücudumuza verdiği zararı aloe verayla önleyebiliyoruz, temizleyebiliyoruz. Ben Almanya'da kimya mühendisliği okudum. Son sınıfta artık laboratuvara giremiyordum alerjiden dolayı. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem. O kadar alerji türü ki laboratuvara giremez oldum. Bıraktım, herbalizm, bitki uzmanlığı okudum. Yani çok yoğun bir alerjim vardı. Hamdolsun 6 ay sonra hiçbir şeyim kalmadı. Yani yıllardır kurtulduk hamdolsun. Ben 17 yıl et yiyemedim. İnce kabuklu meyve yiyemedim. Fındık fıstık yemedim. Yediğin zaman perişan oluyorsun. Onları ayırt etmek de zor değil mi İbrahim Bey? Hani ne dokunuyor vücudumuza, neyden zarar görüyoruz? Alerji önce kişide bir hafta başladı diyelim. Bir yıl sonra bir aya çıkar. İki yıl sonra üç aya, dört aya sürekli yayılır. Önce polen alerjisi başlar. Sonra alerjik astım. Sonra atopik eksem, besin alerjisi, kurdeşen. Katlana katlanır. Kişi sürekli tatlı yerse, ilaç kullanırsa tatlı mantarı besler. Mantar neyle beslenir? Öyle glikozla. Mi? Glikoz mantarı besler. Şeker içeren her şey. Siyah çay, Türk tarzı siyah çay içmek iyi değil. Bağırsakları kurutur. Öyle mi? Besinlerden vitamin mineral eminimini engeller. Kahve gastrite sebep olur.
Yani alerjisi olanların dikkat etmesi gerekir bazı kurallara. Demek ki kafein içeren şeylerden biraz uzak durmamız gerekiyor. Evet, bir hanımefendi gelmiştim. Tırnaklarını böyle kökünden kesmiş. Dedi ki tırnak görüyor musunuz? Yok. Kökünden kesmiş. Neden dedi biliyor musun? Neden? Alerji nöbetim geldiğinde kaşımamak için dedi kestim kökten. Ailece gelmişler. Nöbetim gelirse dedi bana dedi bir şişe kapağı veya gazoz kapağı getirin kaşınacağım. O sırada nöbetim geldi bana bir kapak getir. Kapak verdik dedik herkes dışarı çıksın ben kaşınacağım. Kadınca içeride 15-20 dakika her tarafını böyle yırtmış, kaşınmış. Gördünüz şimdi de her tarafın kan içinde. Nasıl olacak da ben iyi olacağım dedi. Problem yok dedik. Her derdin bir dermanı var. Çok ciddi bir boyutta. Bizim söylemiş olduğumuz her şeyde bir belge var, bilgi var. Belge bilgi olmadan olmaz.